Merhaba yaverler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yine Total War: Three Kingdoms ile alakalı bir içerik sunacağım sizlere. Önce madde madde şu ana kadar oyunla alakalı ne öğrendik onları sizlere anlatacağım. Sonra da bu maddeleri biraz açmayı planlıyorum. Yani içeriklerine değineceğim. Şimdi ilk maddemizle başlayalım. Oyun 2018 sonbaharında çıkacaktı ama 2019 baharına ertelendi. İkinci madde, oyunun adı adı üzerinde işte Three Kingdoms. Çin'in antik dönemi olan üç krallık zamanını işliyor. Ancak bu üç krallık zamanı bu dönemle alakalı bir tarihçinin yazdığı roman temelli olacakmış. Bu romanı ben okumadım ama oldukça fazla popüler biliyorsunuz. Ee, hatta yazarın adını da söyleyeyim. Luo Guanzhong Yuan. Yani telavuz edebildiğim kadarıyla böyle. Tabi bu yazar şey de değil. Yani son dönemde yaşamış biri de değil. Baya eskilerde yaşamış. Ama işte torunlarına, toz balaklarına, Çin balalarına bu dönemleri unutmasınlar. Atalarınız bakın ne zorlu günlerden geçti diye böyle romanlaştırmış, efsaneli bir şekilde yazmış. Tamam geçiyorum 3. maddeye. Oyunun başlangıç tarihi milattan sonra 190. 4'e geçiyorum. Oyun iki moda sahip. 1. Klasik 2. Roman 5. Madde Roman modunda generaller insanüstü yetenekler sergiliyor. Warhammer hatırlayın. 6. Yine roman modunda generaller arası düellolar yapılabiliyor. Tabi bu Warhammer'da yoktu. Duello deyince çok heyecanlandınız tabi tahmin edebiliyorum ama içeriye sonra değineceğiz. 7'den devam edelim. Warhammer'da olduğu gibi generaller gerek kendi gerek de askerlerine özellik kazandırabilen çeşitli eşyalara sahip. Eşyaların yanı sıra özellikler de mevcut. Yani yetiler. Tamam 8. maddeye geçelim. Eğer fantastik savaş sahneleri görmek istemiyorsanız 4. maddede belirttiğim klasik senaryodan oynayabilirsiniz. Yani klasik moddan. 8'e geçelim. Generaller savaş alanlarında yenildiklerinde eşyalarını düşürebiliyorlar. Yani bir aslında bir loot sistemi, bir e, ne derler? Gerçi detaylara girmeyecektim ama hazır yani artık laf azdan çıktı. Ganimet mevzu söz konusu ganimet sistemi söz konusu. Tamam devam edelim. Ondan kuşatmalarda yapay zekalar geliştirilmiş. Şimdi bu yapay zeka mevzusunu çok diyoruz ama söylenene göre artık bir yerden girdik ve oradan tamamıyla ilerleyip ana üstü ana noktayı ele geçireceği bir şey yok. Yapay zeka sizin işte bu standart kuşatma sisteminizi, gidişatınızı bozmaya çalışacakmış. Devam ediyorum. E, kuşatmalar dedik. 11. Ajanlar. Ajanlar hakkında çok fazla detay yok ama çok fazla küçük yönetim olacakmış. Yani mikro management olacakmış. Öyle söylüyorlar. Buraya da geçiyorum. 12. Formasyonlar tekrar geri gelmiş. Daha detaylı bir şekilde geri geliyormuş. Tabi bilmiyoruz çeşitli bu uzak doğu sporlarında, dövüş sporlarında çeşitli isimler var ya. Yok kaplan vuruşu yok, işte ejderha kalkışı falan. Onun gibi çeşitli böyle isimlerin olduğu. Shogun 2'de oynayanlar hatırlayacaklar. Shogun 2'deki gibi çeşitli böyle böyle formasyonlar olacak ordu dizme formasyonları 13 kullanıcı arayüzü de elden geçmiş 14 bunu çok önceden duyurmuştuk ki sitinde de siz görebiliyorsunuz oyunun Türkçe metin dil desteği var ses olmasa da bütün birimler hakkında işte tarih hakkında devletler hakkında oyunun içerisinde karşımıza çıkacak haberler gelişmeler birçok konu hakkında her metin Türkçe olacak Evet 14 tane maddemiz var. Bazılarını böyle hemen söylerken değindim ama tekrar bir başa dönelim. Şimdi 2018 erteleme mevzusu 2018'den 2019'un neredeyse bir yarım dönem ertelendi. Bunun nedeni evet ee, belirtiyorlar. Oyunu daha güzel yapma, geliştirme vesaire. Yani geç olsun kötü olmasın diyoruz. Hele Total War Atilla'ya hiç benzemesin. Söylenenlere göre sanırım ekibin geneli Total War Atilla'da çalışan ekipmiş. E i̇nşallah şu teknik açıdan Atilla faciasına benzemez oyun. Geçiyorum ikinci maddeye. Üç Krallık zamanın işli Evet birçok kişi sordu. benden Ben de biliyorsunuz e, bu konuda çok şeyim hassasım. O oyunda bizden birileri var mı? Çünkü hemen kuzey kısmı hatta kuzey kısmında geçtim. E, Hun İmparatorluğu dalmadan önce Çin'in içlerine doğru böyle bir ha şey çek hat çekmiş. Yani var yani haritada varız. Tabi birçok yabancı biz bunu forumlara yazdığımızda işte yok oradaki gruplar işte hemen Türkleri bağlayamazsınız ya falan fişman. Ya ben ırkçılık yapmıyorum ama yani arkadaşlar buradaki boyların bizle bağıntısı yoksa biz nereden çıktık kardeşim? Yer yarıldı içinden mi çıktık yani? Anlatabiliyor muyum? Eğer Creative Assembly eklemezse hani Çin grupları dışında herhangi bir gruplar Vietnamlıları şunları bunları eklemezse Türkleri eklemezse biz zaten ben de projenin başını inşallah yöneteceğim. Şimdiden bile üyeler oluşmaya başladı. Eğer siz de isterseniz katılmak isterseniz linkleri YouTube'daki işte bu videonun hemen altına metin olarak ekleyeceğim. Biz Hunların olduğu bir mod yapmayı planlıyoruz zaten. Yani her şekilde eklerlerse ne güzel, eklemezlerse de biz uğraşacağız, yapacağız. Ama şu an için Türkler yok gibi gözüküyor. Yani oradaki Hun, Hun İmparatorluğu, bizim o Büyük Hun İmparatorluğunun tam dağılmasına denk geliyor. Ne yazık ki bu tarihte. O nedenle e, şu an iki ihtimal var. Bir Hun ve Moğol boylarından paralı askerler şeklinde belki birimler olabilir. Ya da grup grup yine böyle işte küçük, Çin'in o üç'e bölünen krallıklarının da içerisinde küçük gruplar var o gruplar gibi böyle haritada var olabiliriz diye düşünüyorum. Ama olmazsa da yapacağız inşallah. Sizden de desteklerinizi bekleriz. Çeviri için yardım lazım. Modelleme, tasarım her şey her şey için. Onları zaten linkini verdim. Oradan bakarsınız. Konulsunu açtık zaten. Baya bir e, ilgi de çekti. Devam ediyorum. 3. 190 milattan. Bu, bunu da geçelim. Ya, tarih belli artık. Oyunun iki modu var demiştik. Klasik. Bunu biraz daha açalım. Şimdi roman kısmında ö, generaller ön plana çıkıyor. Yani savaşta mesela 20 bölüksün, 20 Bölükle girdiniz aslında bölüklerden bir iki tanesi de generalleriniz. Yani aslında 18 bölüğünüz var. İki tane de generaliniz var. Ünlü o dönemde yaşamış. Siz o generaliniz mesela bir tanesini sağ kanattan bir tanesini sol kanattan an ordunuzda ortadan yardırdığınızda mesela. O işte kahraman generalleriniz kanatları düşürüp bir anda savaşı yenebilirsiniz. Çünkü söylenenlere göre bu E3 öncesi gösterim yapmışlar herhalde. Creative e, Assembly belli başlı yabancı. Oyun mensuplarına e, diyor ki mesela bir tanesi Lübu diye bir tane e, doğru söyledim umarım Lübu diye bir tane general var yani koştu saldırdı diyor şeye bir bölü bir anda 5 kişiyi yere serdi diyor işte ne bileyim 10 kişiye fırlattı sağa sola diyor yani fantazi roman kısmı böyle ama yok siz ben klasik tarafını oynayacağım diyorsanız standart Total War'cıyım kardeşim ben gerçekçinin peşindeyim diyorsanız bunu yapma imkanınız da var yani. Creative Assembly bize sunmuş iki seçeneği. Sıkıntı yok. Bir kaybımız yok yani. O zaman ne oluyor? Sağ olsun Gökhan Oyun Fest'te de çok güzel bir haber yaptı. Dolgun bir şekilde. Oradan edindiğim bilgiyle mesela. Gökhan'ın aktardığı bilgiyle. Eğer klasik moda oynuyorsanız generalinizin tek bir bireyden değil de yanında bodyguardlarının hani guardlarının olduğunu görüyorsunuz. Standart Total War işte. Standart Total War'daki generaliniz. Bir tane atın üzerine veya yayan onun yanında da birkaç tane asker var. Aslında bir bölük olmuş oluyor yani. Tamam bunu da geçelim. Burada da bu kafada bir soru işareti olduğunu zannetmiyorum. Bir sorunuz falan bir şey olursa yazın. Ee, cevaplarız inşallah. Dördü de dedik. İnsanüstü yetenekli onu da dedik. Beşi de dedik. Altı roman modunda general arası. Heh. Duello bak işte bu çok güzel. Ne zaman geldi Duello aslında? Shogun 2'den itibaren Duello vardı yaverler. Nasıl vardı? Mod olarak vardı. Modcular şöyle bir iş yapıyordu. Bir tane birim oluşturuyorlardı. Aynı biraz önce söylediğim gibi onu general yapıyorlardı. Yanlarına bodyguard vermiyorlardı ama özelliklerini artırıyorlardı. Siz bu bir askeri savaşa sürdüğünüzde tek başına birçok e, askeri üzerinde tutup oyunu yenmenizi sağlıyordu. Ama tabi bu gerçekçi değildi işte yani. Roman. Fantastik. İşte bunu, bu modu ROM 2'de de yaptılar, Atilla'da da yaptılar. İşte bunu tamamıyla sistemsel olarak Creative Assembly kendisi koymuş oyuna. Sinematik bir şekilde bu düelloları izleyebiliyorsunuz. Düelloları izlerken de iki sonuç göreceksiniz. Ya bir general kaçacak ya da ölecek. Yani iki taraftan biri ya kaçacak ya ölecek. Öyle bir sonuç var. Tabi burada öldüğü zaman mesela bir tane general atlı yayan. Özür diliyorum. Bir tanesi atlı bir tanesi yayan. Şimdi yayan olan elinde kargı var. Ne yapıyor? Ata üstün geliyor değil mi? Yani ata üstün geldiği zaman ne yapıyor? Generali öldürüyor. Bu sefer karşıdaki generalin zırhıdır, atıdır, özel eşyasıdır, kılıcıdır vesaire onu alabiliyormuşuz. Bu da diğer maddelerimizde bir seçenekti. O loot sistemine söyledim ya. Bence çok güzel olmuş. Tabi bu buradan hemen diğer maddemize sıçrayalım. Generaller ne yapıyordu? Hem kendilerine hem de askerlerine özellikler verebiliyordu değil mi? Yetiler kazandırabiliyordu. İşte burada da bu elde ettiğimiz ne bileyim kılıçtır vesaydır bu kendi komutanımıza bir yeti kazandırırken onun da zaten seviye atlaması onunla beraber savaşan askerlerimize fazladan moral, fazladan vuruş gücü vesaire bunları veriyor büyük ihtimal. bu da zaten bildiğiniz standart. Daha önce Rom 2'den hani alışık olduğunuz içerik aslında. Shogun 2'yi hatırlayın mesela savaştıkça dallı budaklı böyle komutanımızı, ordularımızı geliştirebiliyorduk. Özellikle multiplayer kısmını çok e, hoştu yani. Eğer aynı içeri getirirlerse e, gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olabilir diyorum ben. Neyse devam edelim. Lul sistemi de söyledik. Klasik sistemi söyledik. Ajanlar hakkında mikro management. Bunu biraz önce detaylı bir şekilde söylemiştim. Hani çok fazla seçenek olacak. Nasıl olur bilmiyorum. Tekrar bir ROM 2'ye mi döndürürler? Yani hem ordu eğitebilen... Hem de işte suikast yapabilen Warhammer'da da gerçi aynı içerikler mevcuttu. Ee, ama bunu mesela şeyde ajan yok. Tronsof Britanya'da yok mesela. Ve böyle olmayacaktır büyük ihtimal. Yani Shogun, Romiki ve Warhammer'daki ajan mevzularını böyle bir araya getirip güzel bir şey sunacaklarını düşünüyorum. Çünkü mikro daha önce böyle çok belirtmemişlerdi ajanlar için. İşte şunu yapabiliyor bunu yapabiliyor diyorlardı. Ama bunda mikro demişler. Çok fazla küçük detaylı bir şekilde ajanlarımızı yöneteceğiz. Belki yani bilemiyorum çok fazla mı düşman devletin işte ticaretini bu busuna karışacağız, bir şeyler blok edeceğiz. Bu konuda detay yok. Kuşatma konusuna biraz daha değineyim. Şimdi mesela siz e, ne yaptınız? Kuşatma silahınız yok ne yapacaksınız? Kapıyı kırıp gireceksiniz değil mi? Şimdi gidiyorsunuz kapıyı kırıyorsunuz ama şimdi yapay zeka diyor ki kardeşim bu kuşatma silahı yok. Duvarları yıkamayacak. Haliyle ne yapacak? Kapıdan girecek. O zaman ben bütün birliklerimi kapının önüne yiyeyim. İşte olay bu. Yapay zeka bunu yapacakmış. Veya şöyle söyleyelim. Siz bir duvarı yıktınız. O duvarı yıktığınız zaman oradan hurra girersiniz değil mi? Hücum yapacaksınız. Yine aynı şekilde sizi orada blok etmeye çalışacak yapay zeka. Ama siz ordularınızı geri çektiğiniz zaman yoğunluğun oradan azaldığını algılayıp siz başka nereden saldırıyorsanız o tarafa yönlenecek. Yani kuşatmadaki o yansın edilen yapay zeka geliştirilmiş deniyor. Tamam buraya da değindik. Formasyonlar konusunda ben hatırlıyorum mesela Shogun 2'de işte bilmem ne turna dizilişi, yok bilmem ne kaplan dizilişi, yok bilmem ne kaplumba zıplaışı gibi böyle değişik görselleriyle, resimleriyle, sanatsal tasarımlarıyla bize sunuluyordu. O formasyon çeşitlerinin geldiğini düşünüyorum. E, biliyorsunuz uzak doğu çok seviyorlar işte her şeye bir isim verme böyle bir ne bileyim kaplan zıplaışı, turna oturuşu, kalkışı, uçuşu falan. Onun gibi bir şekilde sunumla önümüze çıkacaktır. Kullanıcı arayüzü de bayağı baya e, güzelleşmiş deniyor. Ben yani Shogun'daki gibi olsa hayır demeyiz. Ben şeyden çok e, rahatsız oluyordum açıkçası. ROM 2 ile beraber şu özellikle birimlerin kartları çok fazla ekranda yer kaplıyor. Yani ben K tuşuna basıp arayüzü yok etmeden de savaşın böyle güzel anlarını izlemek istiyorum ama ne yazık ki o kadar büyük ki o kartlar. Warhammer'da da aynı, Atilla'da da aynı, Rombiki'de de aynı. Yani bu arayüzü kim eklettiyse bu oyun serisine hiç iyi yapmamış. Neyse başka ne var? Türkçe. Türkçe konusu çok güzel. Yani artık Sega Avrupa'da Amerika'da satacağı belli başlı oyunların hep Türkçe dil desteği veriyor. Başladılar yani. Bunu biz yaptık. Bunu Total War Türkiye ailesi büyük bir övgü hak ediyor. Bakın aracılık yapan, giriş yapan, öncelik adam, ilk adım atan falan yok. Eğer Türkiye'de Total War Türkiye olmasaydı, böyle bir aile kurulmasaydı böyle bir pazar olmayacaktı. Ve haliyle Creative Semli de böyle bir giriş için Sega ile oturup konuşup, Aral'la da oturup konuşup Böyle bir şey yapalım demeyeceklerdi. Ki örneklere diğer oyunlardan görüyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? O nedenle buradan kesinlikle Total War Türkiye ailesine teşekkürlerimizi, minnettarlığımızı sunalım. Yani bir oyuncu olarak bunu yapmanız lazım ve sağda solda da dinlendirmeniz lazım. Neyse maddelerimiz bitti. Yaklaşık 14 maddede çeşitli çeşitli özellikler saydık. içeriklerini genişlettik. Vallahi daha denecek bir şey var mı bilmiyorum. Şimdi Total War Three Kingdoms alakalı ne biliyoruzun ilk bölümünü yapmış olduk. Büyük ihtimal önümüzdeki günlerde daha fazla bilgiler çıkacak. Ben yine biriktikçe biriktikçe böyle podcastler, videolar yapmaya belki konuk da hani konuk bir sohbet ederiz karşılıklı başka bir total warcu ile beraber veya sektörden veya işte bizim siteden Oyunfest'ten festen arkadaşlarımızla E3'ün incelemelerini podcastlerinde yapacağız burada. Yine dinlersiniz. Alırsınız kahvenizi. Böyle geriye yaslanırsınız. Veya ne bileyim iftarı beklerken anlatabiliyor muyum? Takarsınız kulaklı veya bir yerden bir yere giderken indirmişsinizdir telefonunuza, tabletinize. Dinlersiniz. Bilgilenirsiniz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumdur, abone olmadır, paylaşımdır, arkadaşlarınızla davettir vesaire. Bu tür desteklerinize temenni ediyorum. Sonraki bir videoda, sonraki bir podcastte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.